Selamünaleyküm. Evet, buyurun abi. Kolay geceniz hayır olsun inşallah. Cenab-ı Hak gündüzü. O hacı abi de çağırın. Hacı amca, lütfen. Ben de olayım. Hayrınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Efendim. Maşallah bayağı gelmişiz ya. Kaç yıl oldu burası Cemil? 5. yıl aslında. Nasıl? 2 ay önce 50. programı yaptık. Bu 52 oldu. 52. Sen askerliği bitirmedin herhalde. Askerlik kamuflaj giymedin mi efendim? Böyle de zaten askerde bot giymeyen sivilde giyer, askerde farklı giymeyen askerden sonra giyer, özenir. Askerde giymiyor ya. Böyle olur. Sesersin. Tamam, böyle olacak. Orada psikolojik olarak itiraz yaşıyor sen. Emir komutaya böyle psikolojik olarak karşı geliyor. Diyor ki ya, ben işte saçlarımı uzatmaya kalkıyorum, hoş senin uzayacak bir şey yok da. Normalde uzatmaya kalkıyor. Ben bakıyordum, benim normalde işte benim hiç saçlarım uzun olmadı. Orada onu uzatacağım diye uğraşıyor o insanlar. Böyle bir psikoloji. Türklerde var. Evet, böyle aykırılık böyle bizim damarımıza işlemiş. Çapka altına. Kolonlar gibi. Evet yani bu toprakların çocukları aykırı bir çocuk. O yüzden zaten durdukları yerde duramamışlar, üç kıtaya sığamamışlar. Bu aykırılıktan kaynaklı. Bizim bir kıtaya şimdi böyle küçücük bir yere sığdırmaya çalışıyorlar, problem var. O yüzden Ela Hoca gerçek noktada değiliz. Önce buradan başlayalım değil mi? Evet, en son denizden bahsediyordu Hazreti Mevlana. Burada öyle kaldı bir kere. Bakayım yine geriye. Evet. Misal olarak söylenen balık kimdir? Deniz nedir ki? Yüce ve ulu padişah ona benzesin. Yani Hazreti Mevlana, Celaleddin Rum Hazretleri misal alemine tecelli eden hiçbir şeyi Allah'a benzetmiyor. Bu çalışıyormuş. Ben böyle zaman zaman hani bu çalışıyormuş. Tasavvuf noktasında Hazreti Mevlana'yı farklı bir yere koyarım ya. Hazreti Mevlana ayrı bir yerde, Mevlana'cılar ayrı yerdedir. Hazreti Mevlana'da tevhidin özü vardır. Mesela bu bütün alemi komple Allah'ın tecelliyatı olarak görür, sıfatsal olarak, ama hiçbir şeyi Allah görmez. Zaten aleme zuhur eden bir şeyi Allah görmek, panteizm denilen o hastalıktır. Neyi görürseniz görün, hangi müşahadeye gelirseniz gelin. Hangi manevi boyuta geçerseniz geçin. Ulaştığınız nokta veyahut da nesne asla Allah değildir. Asla. Hazreti Mevlana, karada gerçi binlerce renk var ama o balıkların kurulukta cengi var. Yani karada bir sürü renk var ama balık denize müştak. O orası için yaratılmış. Karadaki bütün hiçbir rengi, renk onu ilgilendirmiyor. O denize karşı, karaya kör. Denize aşina, o oraya aşık. Oranın mı acaba bir şey yani?
oraya ait o. Sen insansın, sen de buraya ait değilsin. Ya sen de buradan geçip gideceksin. O zaman buradaki renkler seni de aldatmasın. Ve de, diyor ki balık kurulukla cengi var onun. O denize gidecek. Asla karada yaşaması mümkün değil. Misal olarak söylenen balık kimdir? Deniz nedir ki yüce ve ulu padişah ona benzesin? Hani bu deniz nedir ki? Okyanuslar nedir ki? Varlığa tecelli eden herhangi bir şey nedir ki Allah ona benzesin? Bu müthiş bir tabirdir. Bu teşbihten tenzihe geçmektir. Hani Cenab-ı Hak insanları kendisini zikretsin, teşbih etsin, benzetsin, tenzih etsin, benzettiğini de reddetsin diye yarattı. Allah bilinmekli istedi. Bu noktada diyor ki bu deniz, bu balıklar, bu varlık nedir ki ona benzesin? O çünkü hiçbir şeye benzemez. Ayet-i Kerime'de diyor ki Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye. 505 devam ediyor. Buradan geriden aldım ki normalde burayı biraz daha iyi anlayalım. Varlık alemindeki yüz binlerce denizler ve balıklar o ikram ve ihsan huzurunda secde ederler. Cenab-ı Hak bir şeye kün ol dedi ya, hiçbir şey yok idi. Hiçbir şey yok iken Allah bir şey yarattı. Ve o bir şeyden bütün varlığı yarattı. İşte o varlık aleminde sayısız alem var. Yüz binlerce. Alem bir tane iki tane değil. Sayısız. Saymak mümkün değil. Bunları normalde biz kategorileştiriyoruz. Diyoruz ki işte ilk varlık zuhur ederken Cenab-ı Hak bilinmez idi. Bilinmekli istedi. Ama Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyorlar. Ya Resulallah, Allah hiçbir şey yaratılmazdan önce neredeydi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cevap veriyor. Amadaydı. Bilinmezdim, bilinmekli istedim. Ama. Ve ardından devam ediyor. Başka bir hadis-i şerifte diyor ki, bilinmeklik için bir şey yarattım. Bir şey yarattı. İşte o yarattığı şeyden bütün şeyleri yarattı. Ama o bütün şeyleri yaratırken o varlık alemine komple sıfatlarıyla zuhur etti, tecelli etti. Hem zatî sıfatlarıyla, hem de fiili sıfatlarıyla, hem efaliyle, hem batınlığıyla, hem zahirliğiyle, her şeyiyle varlıktaki her şeye tecelli etti, zuhur etti sıfatsal olarak. Yüz binlerce denizler ve balıklar o ikram ve ihsan huzurunda secde ederler. Bütün varlık aleminde her ne var ise yaratılmış olan, ister Allah'ı tanısın, ister tanımasın, ister bilsin, ister bilmesin, her şey ona secde eder. Bu secde cebridir. Her şey onun emri altındadır. Bu cebridir. İlmel yakin noktasında Cenab-ı Hak varlık alemine yakındır. Ve varlık alemine ilmel yakin noktasında her derecede yaratmış olduğu şeyin konumuna, durumuna göre yakınlığı vardır. Ve Cenab-ı Hak ilmel yakin noktasında kafire de yakındır, mümine de yakındır, peygambere de yakındır, ata da yakındır, ota da yakındır. Her şeyin yaratılış derecesine göre Cenab-ı Hak her şeye yakındır. Bu ilmel yakin noktasıdır. Ve her şey varlık aleminde ona secde eder, onu tesbih eder. Sizin vücudunuz siz istemeseniz dahi onu tesbih eder. Varlık aleminde onu tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Çünkü yaratıldıysa tesbih eder onu. Yaratıldıysa. O kendisi kendi cüz'i iradesiyle tesbih etmese dahi her şey onu tesbih eder. Ayet-i Kerime. Yedi gök, yer ve onlarda bulunan bütün varlıklar Allah'ı teşbih ve tenzih ederler.
Aslında hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı teşbih etmesin. Ne var ki siz onların teşbih etmesini anlamazsınız. Şüphesiz ki Allah yarattıklarına çok yumuşak davranan ve çok affedendir. Başka bir ayet-i kerime. Göklerde ve yerde olanlar ister istemez Allah'a boyun eğerler. Göklerde ve yerde olanlar ister istemez Allah'a boyun eğerler. Gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğerler. Kendileri boyun eğdiği gibi gölgeleri de boyun eğer. Bu gölgeyle alakalı sonra ayrıyetten bir sohbet ederiz. Buradaki gölgeden kasıt ne? Gölgeden kasıt ışığa döndüğümüzde arkamıza düşen gölge mi? Yoksa var olan her şeyin misal aleminden şehadet alemine düşen gölgesi mi? Veyahut da ruhlar aleminden misal alemine, misal aleminden şehadet alemine düşen gölgesi mi? İşte bütün her şey, Rahat 15, bütün her şey Allah'a boyun eğer. Bütün her şey. O zaman sizin gördüğünüz dağlar, taşlar, kurtlar, kuzular, böcekler, sizin al yuvarlarınız, ak yuvarlarınız, böbrekleriniz, bağırsaklarınız, bağırsaklarınızla dolaşan kahvesi, çayı, her şey Allah'a boyun eğer. Her şey. Her şey Allah'a boyun eğerken bir kimsenin aklını Rableştirip kafir olmasını o yüzden Cenab-ı Hak cehennem atıyor. Diyor ki her şey bana boyun eğerken senin kendindeki hücreler dahi, senin beynindeki hücreler dahi, senin damarlarında dolaşan kanın dahi bana boyun eğmişken, beni tesbih ederken, bana hamd ederken sen bunca zikrullahın içerisinde inkar ettin ya, işte o yüzden cezalandırıyor. Yoksa Allah'ın cezalandırma gibi böyle bir cezalandırma aşkı yok. İşte o Allah öyle bir Allah ki, her varlık, her gördüğünüz şey, kendi lisanıyla ona hamd ettiği gibi sizi de ona çağırır. Kendi lisanıyla çağırır. Çünkü o bütün varlık alemi insan için yaratılmıştır. İnsan için yaratıldığı için bütün varlık kendi diliyle, sayısız diliyle, sayısız lisanıyla, sayısız haliyle insanları Allah'a davet eder. Allah'a çağırır. Her şey. Her şey. Ve onun varlığını gösterir her şey. Bütün varlık alemindeki zerreden küreye her şey Allah'ın varlığına delildir, gösterir. O yüzden eski tefsirlerin hiçbirisinde Allah'ın varlığıyla alakalı bir şey konuşmazlar, gerek duymazlar. Hatta eski Selef-i Salihin imamları Allah'ın varlığını reddeden kimseleri deli hükmünde görür. Der ki bunlar akılsız. Der ki bunlarla konuşmaya bile gerek yok. Niçin? Bunların akli melekeleri çalışmıyorlar. Akli melekeleri çalışmıyor. Çünkü biraz akli melekesi olsa, biraz aklı çalışsa Allah'ın varlığını inkar etmesi mümkün değil derler. Ve ilk alimler, ilk ulemalar bu noktada ilk tefsir sahipleri ve ilk selef-i salih imamlarının bütünü, hepsi de hiçbirisi de Allah'ın varlığını ispat etme gereği duymamışlar. Konuşmamışlar bile. Onu kalem yapmamışlar. Çünkü varlığın neresine bakarsa bak Allah'ın varlığına delildir demişler. Allah'ın varlığına delildir. Sonradan son dönem bu inkarcılar, materyalistler çıkınca Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri risalelerinde tefekkür dünyasını açaraktan, alemi seyrettirerekten, varlık aleminin değişik tecelliyatlarını seyrettirerekten insanlara Allah'ın varlığını ispat etme yoluna girmiş. Buna sebep ne? Son dönemde insanların materyalist bir zihniyete sahip olup Allah'ın varlığını inkar etmede açıkça artık bunları böyle ayan beyan, korkusuz, fitursuz bir şekilde söylemeye başlamalarıyla alakalı.
göklerde ve yerdekilerin, güneşin, ayın ve yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve birçok insanların Allah'a secde ettiğini ve birçoklarının da azabı hak ettiğini görmez misiniz? Aç 18. İşte göklerde ve yerde her ne var ise hepsini Allah'a secde ediyor. Ve Allah'a secde eden insanların haricinde, secde etmeyen insanlar da diyor ki, onların da azabı hak ettiğini görmez misiniz? Bakın burada enteresan bir dil var. Onların da azabı hak ettiğini görmez misiniz? Gelecek zaman değil bu. Onlar hak ettiği azabı görecektir değil. Bu gelecek zaman. Siz onların da hak ettiği azabı, birçokların azabı hak ettiğini görmez misiniz? Şahitlik yaptırıyor size. Delilik yaptırıyor. Delillik. Görmez misiniz? Onlar da azabı hak etti işte. Bu ne? Zıttından mucim. Sen secde ederken o secde etmedi. Sen yalan söylemezken o yalan söyledi. Sen zulmetmezken o zulmetti. Sen adaletsiz davranmazken o adaletsiz davrandı. Sen hak hukuk yemezken o hak hukuk yedi. O sen haramlardan uzak duracağım diye mücadele ederken o haramlardan uzak durmadı. Şehadet ediyorsunuz. Görüyorsunuz. Gelecek zaman değil. Geçmiş zaman da değil. An o an. Görüyorsunuz. Nice ihsan yağmuru yağdı da deniz inciler saçıcı bir hale geldi. Ve Cenab-ı Hak ihsan yağmuruna tuttu her şeyi. İhsan yağmuru. İhsan etti. İhsan etmek karşılıksız vermektir. İhsan etmek. Bir kimseye bir şeyi ihsan etmesi karşılıksız ona bir şey vermesi. Karşılıksız ona bir makam vermek. Karşılıksız ona bir mevki vermek. Karşılıksız ona maddi vermek. Karşılıksız ona mana vermek. Karşılıksız tebessüm etmek. Karşılıksız yardım etmek. Karşılıksız onu zengin etmek. Karşılıksız onu ilim sahibi etmek. Karşılıksız onun görmesini sağlamak. Karşılıksız onun duymasını sağlamak. İhsan yağmuru. Cenab-ı Hak bu varlık alemine, bu varlık denizine ihsan etti. Ve ihsan edince her şey karşılıksız. Siz nehirlerde akan suyu para alıyor mu Cenab-ı Hak? Yağan yağmurdan para alıyor mu sizden? Esen yerden para alıyor mu? Buluttan para alıyor mu? Güneşten para alıyor mu? Isıtmaktan, soğutmaktan para alıyor mu? Topraktan para alıyor mu? Kayadan, taştan, dağdan, ovadan, ağaçlardan para alıyor mu? Oksijenden para alıyor mu? İnsanoğlunu düşünebiliyor musunuz? Ne kadar çok şeyi paralı hale getirmişiz. Ne kadar çok şeyi ücretli hale getirmişiz. Cenab-ı Hak ücretsiz vermiş. Mesela dinen sudan para alamazsınız. Hanefiler derler ki içme suyunu satmak caiz değildir. Suyu satamazsınız Hanefi'ye göre. Devlet Hanefi'ye göre içme suyunu satamaz. Ancak o suyu getirme, eve kadar koyma, bunlar masraf var ya, bu masrafları sizden alabilir. Hanefi'ye göre devlet içme suyunu satamaz vatandaşına. Ha içme suyu ha nefes alma. Ne fark var? Siz şimdi normalde nefes alıp vermeyi makul görüyorsunuz. Bunu fıtri görüyorsunuz. Su içmek de fıtridir. Siz suyu parayla satamazsınız. Suya bir özellik katarsanız satarsınız. Soğuk su satarsınız. Suyu getirme bir masrafı alabilirsiniz. Hanefi'ye göre. Neden İslam devleti, İslam hukuku istemiyor kapitalist sistem? Neden dünya deccal devletleri ve deccal sistemleri İslam'a savaş açıyorlar? Ya bir düşünebiliyor musunuz? Bir topluluk var. Suyu normalde sadece geliş masrafına kullanıyorlar. Daha nice şeyler var.
Bakmayın şimdi milletin evini sattırıyorlar, katını, yatını, arabasını sattırıyorlar icradan alacaklar. Dinar sattıramazsın. Sattıramazsın dine. Adamın evini sattıramazsın, adamın arabasını sattıramazsın, adamın evinde kullanacağı eşyaları sattıramazsın dine. Adamın makinalarını sattıramazsın, borcu olsa dahi. Adam evine, çoluğuna, çocuğuna bakacak Hanefi'ye göre. Söylediklerim Hanefi'ye göre. Devlet sigorta yatırana bakacak, sigortanı yatırmayana bakmayacak, yok. Devlet, İslam hukukuna göre, İslam devleti bütün vatandaşının tebaasının sağlığından sorumludur. Bakmakla mükelleftir. Bakmakla mükelleftir o. Yaşlısına, sakatına, duruna, yetimine bakmakla mükelleftir devlet. İslam hukuku budur. Bakmakla mükellef. Orada mahallede yaşlı bir kimse var, bakıma muhtaç, devlet ona bakmak zorunda. Şimdi bakıyorlar. Bunlar değişti şimdi. Ya bunları değiştirirlerken işte kendilerince de İslam hukukunu bilenler bunları yapıyor. Yani diyorlar ki İslam hukuku var, İslam hukukuna göre değişim başka tarafı var. Bir, İslam hukuku var. İki, insanlar bunları öğreniyorlar şimdi. Buradan kanal açıyorlar. Biraz insanlar İslam'a karşı olan, böyle İslam'ı hukuk istiyoruz, hüküm istiyoruz deme noktasında insanlar yavaş davranıyor bu sefer. Bir tane yem koyuyorlar. Burada bir yem var. O yemi yiyorsun sen, orada kalıyorsun. Ben böyle konuşma yaptıktan sonra da savcılık çağırıyor beni. Sen devleti İslam devletine mi çevireceksin diyor. Hayır, ben İslam'da var bunlar. Ben var olduğunu söylüyorum. İslam hukuku var bu. Devlet mesela bir rahatsızlıklara bakmakla mükellef. Öyle fetva veremezsin, fişi çekeceksin, organlarını vereceksin. Var ya şimdi organ bağışçılar. Yok İslam hukukunda. Devlet onu yaşatmakla mükellef. Sonuna kadar. Öyle fişi çek yok öyle. Katil. Fişi çeken katil. Fişi çeken katil. Kim fişi çekiyorsa. Kim diyorsa ki benim fişimi çekin. İntihar etti o kimse. Böyle bir şey. Parası yok. Benim param yok kardeşim. Devlet bakacak ona. Devlet çekiyorsa fişini, devlet çeksin fişini. Devlet katil olsun. Devlet bakmakla mükemmel. Şimdi ihsan ediyor Cenab-ı Hak. Bütün varlığa ihsan etmiş. Allah semadan yağmur indirir. Bununla alakalı ayet-i kerime rahat 17. Hazreti Mevlana nice ihsan yağmuru yağdı da deniz inciler saçıcı bir hale geldi. Yani denizden kasıt bildiğimiz deniz değil. Ben buradaki denizden bütün varlığı olarak kalıyorum. Varlık alemi. Bütün varlık alemi deniz olarak görüyorum. Bütün varlık alemi. Ve denizden inciler çıkarıyor. Düşünebiliyor musunuz? İnciden yola çıkalım şimdi. Neydi o? İstiridye. İstiridye, hani söylerler ya, işte Nisan yağmurunu İstiridye ağzına alırmış, İstiridye o Nisan yağmurunu aldıktan sonra o yağmur içinde inci haline gelirmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir hayvan var, hayvanın içinden değerli bir maden çıkıyor. Hayvanın içinden ihsan yağmur, hayvana para mı verdin? Denize para mı verdin, suyuna para mı verdin, ne verdin, neyle yetiştirdin ki onu? Ama Cenab-ı Hak ihsan. Buradan yola çık. Buradan, Hazreti Mevlana buradan bir yol veriyor sana. Diyor ki yani, ta götürüyor seni okyanusun dibindeki istiridye.
okyanusun içindeki istiridyeden inci alıyorsun diyor. Nice ihsan yağmuru yağdı da deniz inciler saçıcı bir hale geldi. Denizin içinden inci aldın. Hadi karadan bir maden çıkaracaktın. Denizin içinden çıkarıyorsun inciyi. Akla hayranlık, hayret veren bir şey. Akla hayret veriyor. Aklı burada çok affedersiniz tuş ediyor. Akıl dama diyor burada. Söyleyecek lafı yok. Aklen düşündüğünde denizin içinde istiridyeden inci mi çıkar, maden mi çıkar? Hazreti Mevlana seni direkt okyanusun dibindeki istiridyeye, istiridyenin içindeki inciye götürdü. Ve bütün varlığı komple teşbih etti şimdi. Sanata bak. Diyor ki yağdı da deniz inciler saçıcı bir hale geldi. İşte varlık alemi deniz ve varlık alemine ihsan etti. Varlık alemine ihsan edince her varoluşta, her var olan şey kendince çok kıymetli şeyler ihsan etti. Ayet-i Kerime Ra'd 17. Allah semadan yağmur indirir. Dereler taşıyabilecekleri kadar su akıtırlar. Seller, çerçöp ve köpükler taşırlar. Zinet veya faydalı eşya yapmak için ateşe eritilen madenlerin de cürufu vardır. Allah hak ile batılı bunları misal vererek açıklar. Cürüf ve köpük boşa gider, insanlar için faydalı kısımları yerinde kalır. Allah böylece misaller verir. Rahat 17. Allah sizi varlığa yönlendirdi. Dedi ki bu varlığın içerisindeki tecelli ettirdiğim sıfatlarıma bak. Varlığın içerisindeki ihsanıma bak. Siz o ben gökten yağmuru indirdim. Gökten yağmuru indirdim. Dünya üzerindeki su, dünyanın içerisinde komple kendiliğinden oluşmuş değildir. Dünyanın üstündeki su, uzaydan başka bir gezegenden gelmedir. Bildiğiniz uzaydan bir gezegenden su geldi. Meteor var ya hani meteor çarpıyor ya öyle çarpar gibi büyük kocaman bir su kütlesi, buz kütlesi geldi dünyaya çarptı ve dünyayı suladı komple. Soğuttu. Bunu bilim insanları çıkaracaklar bunu zaman içerisinde. Bilim insanları bunu çıkaracaklar. Bu yeryüzünde kullandığınız su semadan geldi. Semadan. Dünyanın içerisinde kendiliğinden oluşmadı ya. O suyun içindeydi. O suyun içindeydi. Ağacı, börtüsü, böceği, her şey. Geldi, vurdu. Vurunca bütün dünya bir müddet sonra yemyeşil oldu. Cenab-ı Hak böylece onların hepsinde dünyanın içerisinde yaratmaya başladı. İşte diyor Allah semadan yağmur indirir. Şimdi ama kendince ne yapıyor? Devir daim ediyor. Bakın su dünyada güneşte buharlaştıktan sonra uzay boşluğunda çekip gitmiyor. Uzay boşluğunda çekip gitse susuz kalırsınız. Bizim için kullanılabilir su miktarı önemli. Ama insanoğlu hızla kullanabilir suyu azaltıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki çünkü kullanabilinen su miktarı belli. Diyor ki israf etmeyin. Evinizin önünden ırmak geçse de abdest alırken diyor oradan israf etmeyin. Yani sen takva yapacağım deyip de 5 sefer ağzını çalkalayacağım diye uğraşma. İsraf etme. 3 sefer yap. 7 sefer ağız çalkalayacağım diye uğraşma. 7 sefer yüzünü yıkayacağım diye uğraşma. 3 sefer yıka. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri genel olarak 3 sefer yıkadı yüzünü. 3 sefer yıkadı ağzını. 3 sefer burnuna su verdi genel olarak. Evet bazıları 5 naklettiler, bazıları 7 naklettiler ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri genel olarak 3 sefer yaptı. O zaman kullanabilinir su miktarı dünyada belli. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri peygamberlik mucizesi bu. Yaşadığı çağdan, yaşadığı zamandan bize işaret veriyor. Diyor ki suyu israf etmeyin.
Çünkü kullanabilecek su miktarı belli. Miktarı belli. Suyu israf etme. Ve işte o bütün buradaki bütün nimetler Cenab-ı Hakk'ın ihsan denizinden geliyor. Nereden? Nereden? Ta amadan geliyor. Ta amadan geliyor. Bütün varlık aleminin çıkış noktası ama. İşte Kerem güneşi nur saçtı da bulut ve deniz cömertlik öğrendi. Nice Kerem güneşi. Yani bu Cenab-ı Hakk'ı Kerem güneşi olarak görürsek kerem etti ve nur saçtı. Bulut ve deniz cömertlik öğrendi. Bir bulutları cömert eden, denizi cömert eden, bu cömertliği öğreten Allah. Buluta yağmayı öğreten Allah. Denizi coşmayı öğreten Allah. Topraktan her türlü nebavatı, neşvi neva bulmasını öğreten Allah. Ve diyor ki, nice Kerem güneşi nur saçtı. Allah nurunu saçtı. Göklerin de yerin de nuru. Allah göklerin de yerin de nuru. Cenab-ı Hak varlığı yaratırken ruhundan ve nurundan yarattı. Ruhundan ve nurundan yarattı. O varlığı yarattıktan sonra onun üzerine de nurunu saçtı. Nur âlâ nur odur. Ayet-i kerimede der ki Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Cenab-ı Hak da kendisinin nurunun ne olduğunu bize misal veriyor. Anlatıyor bize. İşte diyor bu lambanın içerisindeki kandil gibidir o. Lambanın içinde kandil gibidir. Kandil midir? Değildir. Bak gibidir. Misal ediyor. Teşbih ediyor. Teşbihi de tenzih ediyoruz biz. Diyoruz ki öyle değildir. Allah bizi muhafaza eylesin. Ve Cenab-ı Hak bu noktada nur üstüne de nurdur. Nur üstüne nur. Bütün varlığı yarattı. Varlığın üzerine o nurundan yarattı. Onun üzerine bir nur daha saçtı. O nur ne? Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a. Suya ve toprağa zatının ışığı vurdu da o sebeple yeryüzü tane ve tohum kabul eder oldu. Toprak emindir. Ona her ne ekersen ihanet görmeksizin onun cinsini toplar, devşirirsin. Suya da toprağa da ne yaptı Cenab-ı Hak? Kendi zatından, kendi uluhiyetinden onları nurlandırdı. Bütün aleme nur saçtığı gibi toprağa da suya da saçtı. Ve toprak bu noktada bizim ektiğimizi geri vermeye başladı. Hem de nasıl? Bire yedi verdi. Ayet-i kerimede ne diyor? Bire yedi verdi. Bire yedi yüze. O zaman bizim çiftçilerimiz biraz uyanık olacak. Bir ekecek yedi alacak. Bir ekip yedi almıyorsa, bir ekip 700 almıyorsa çiftçiliği geliştirmemişler daha. Bak bir ekip 700 almıyorlarsa çiftçilik gelişmemiş daha. Çiftçiliğin gelişmesi lazım. Dünya üzerinde ekilebilir tarım alanları da az çünkü. Ekilebilir tarım alanları da az olunca dünya üzerinde tarımla alakalı da iyi bir yapılanma gerekiyor. Ve gelecek savaşların petrolden değil. Tarımla. Gelecek savaşları kim, bu makineden değil ya madenden değil ya tarımla. Tarımla tarımla. Açlıkla alakalı. Gelecek savaşları açlıkla. Kullanılabilir su miktarı hızla azalıyor. Ekilip dikilebilir tarım arazileri hızla azalıyor. Var olanlar da kimyasal gübreyle evsafını yitiriyor. Kimyasal gübreyle topraklar toprak olmaktan çıkıyor. Hızla. Hızla bu oluyor. Ve böyle giderse, ilaçlamalar böyle devam ederse, tarımla teknoloji bu noktada çarpık bir şekilde, tarımdaki teknoloji çarpık bir şekilde
kullanılırsa evet, bu noktada da dünya sıkıntı çekecek. Ama enteresan bir tespit var. Toprak emindir. Toprak emindir. Oraya bir şey ekerseniz o muhafaza eder. O tohumu muhafaza eder. Sen de emin ol toprak gibi. Sana bir yardımda bulunurlarsa ona hainlik yapma. Senin üzerinde bir ilim öğretirlerse ona hainlik yapma. Nasıl toprak emin? Diktin çekirdeği, çekirdeği muhafaza ediyor, koruyor. Zamanı gelince ne yapıyor? İliç veriyor. Ağaç oluyor. Meyve veriyor. Sebze veriyor. Emin. Onu heder etmiyor toprak. O zaman sen de toprak gibi ol. Sana ekilen bir şeyi heder etme. Kıymetli. Nankörlerden olma. Sana Cenab-ı Hak fazlından, lütfundan, ikramından sen toprak gibi ekmiş sana. O zaman sen de Allah'a hamd ile karşılık ver. Allah'a şükür ile karşılık ver. Allah'a zikir ile karşılık ver. Sakın sen şeytanın özelliğini üzerine alma. O ne yaptı? O isyan edenlerden oldu. O lütfu ikramı görmeyenlerden oldu. O nefsine düşüp kendini kıymetli görenlerden oldu. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. 510'dan devam edeceğiz. Allah'tan bir şey gelmezsen inşallah. Şimdi sorulara geçelim. Din olmadan ahlak olur mu? Buna olur deriz biz şimdi. Sanki zanneder ki insanlar mevcut ahlaklarını din olmadan öğrendiler. Yok. Yani bu noktada din olmadan ahlak olmaz. Çünkü insanlara ilk ahlakı öğreten Adem Aleyhisselam. O da peygamber olarak yeryüzünde zuhur ettirildi. Peygamber. Ve Adem Aleyhisselam elinde on emirle indirildi. İnsanların nasıl yaşaması gerektiğiyle alakalı on emir. Ve bin kusur sene yaşadı. Bin kusur sene içerisinde insanlar çoğalırlarken onlara Kur'an ve sünneti, bu manada İslam'ı tebliğ etti. İslam'ı anlattı. O yüzden ne tarafa dönerseniz dönün, ne yaparsanız yaparsanız yapın, hangi dini sisteme geçerseniz gidin, hangi dinle iştigal ederseniz edin, hepsinin de bu noktadaki gidecek olduğu yer, gidecek olduğu nokta İslam. Ve Adem'den itibaren gelen bütün dinlerin adı da İslam. Başka bir şey değil. O zaman mevcut olan insan, mevcut insanların dinlerini biz İslam'dan başka bir noktada görmemiz mümkün değil. Din olmadan ahlak olur mu? Olmaz. Siz İsevili'yi atın, Musevili'yi atın, İbrahim'i atın, Muhammed'ini de atın bakalım ne gelecek başınıza. Veya biz bir ahlaki sistem koysak şimdi. Dedi ki birisi işte bu böyle güzel olur. Kendince o güzelliği nereden tespit etti? Niçin cahil insanlar daha ahlaksız ve daha böyle kötü katı oluyor? Alın bir insanı dağa götürün, ormanın içerisinde yaşatın bakalım. Hangi ahlaka sahip olacak? Ne diyorsunuz öyle bir kimseye? Yabani. Yabani. Ya bu ya dağda yaşamış ayı gibi adam ya. Öyle demiyorsunuz mu? Dinsiz ahlakın olması mümkün değil. Türk kimliği altında Kürt, Laz gibi milletlerin yok sayılması, onların da Türkmüş gibi kabul edilmesi doğru mu? Değil. Bu hiç de hoş değil ha.
Ama bu önceden yapılıyordu. Şimdi hala da yapılıyor mu bilmiyorum. Bizim gençliğimizde ben asker, Doğu West askerlik yaptım ben. Bu böyle yaşanıyordu bu. Bu yani daha önceden yapılmış bir hata. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendince kuruluş noktasında Türk kimliğinin altında bütün Osmanlı'dan kalma unsurların hepsinde bir kimliğin altında toplayıp, bir şemsiyenin altında toplayıp, hatta daha ileri gidip onları asimile etmeye çalışmak, onları yok görmeye çalışmak, onların adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, dillerini yok görmeye çalışmak, böylece bir ulusal kimlik oluşturup, kendilerince ulusal bir de din oluşturup bunu yapmaya çalıştılar. Olmadı, tutmadı. Mümkün değil bu zaten. Tutması da mümkün değil. Bu mümkün değil. Irkın üzerinde bir kimlik, devlet kimliği oluşturmak asla mümkün değil. Biz çünkü bu topraklarda tek ırktan müteşekkil bir şey değiliz. Toprakların üzerinde yaşayan bir kitle değiliz. Dünya üzerinde böyle bir kitle yok zaten. Ya bugün Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz, Çerkezler var. Mesela şu anda Ürdün Kralı'nın bir tarafının, anne tarafının Çerkez olduğunu bilir misiniz? Ve hala da onların Çerkezleri kabul ettiğini, normalde Çerkezlerin oraya gidip milli günlerinde kendi kıyafetleriyle kendi oyunlarını oynadığını. Dünya üzerinde tek düze bir ırk, belki de Çin'de görebilirsiniz. Orada da Uygur Türkleri var sonuçta. Çin'de katliam ediyor şimdi. Bu mümkün değil ama bu sınırlar çizilirken, kurulurken sonuçta gönül rızalığıyla kurulmuş sınırlar değil. Zaten bu sınırların, dünya üzerindeki bütün sınırların çizimi de halkların kendi sınırları değil. Almış Churchill cetveli, çizmiş. Hatta bir şaka var ya işte, Doğu Güneydoğu'yu çizerken öksürmüş diyorlar. Bu kadar girintili çıkıntılı ya. Bu zaten normalde insanların, ey insanlar, hadis-i şerif, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Bir tarağın dişleri gibisiniz. Birbirlerinizden üstünlüğünüz ve alçaklığınız yoktur. Başka hadis-i şerif, Arap'ın acebe, acebin Arap'a üstünlüğü yoktur, üstünlük takvadadır. Şunu kabullenirim. Yani işte bir devlet var orta yerde. Bu devlet bütün insanlara, bütün tebaasına hizmet etmeli. Bütün tebaanın haklarını vermeli. Din, ırk neyse. Vermeli bunu. Ve herkes birbiriyle çatışmadan, birbiriyle dövüşmeden barış içerisinde yaşamalı. Bu. Kürt, Kürdüm desin, Laz, Lazım desin, Çerkez, Çerkezim desin, kendi geleneğini, göreneğini yaşasın. Bunda rahatsızlık duyacak bir şey yok. Benim eski öğretim, en üstün ırk Türk'ün ırkıdır dedin mi, burada çuvallıyorsun. Bir Türk dünyaya bedeldir deyince duruyorsun. Haklı olarak. Duruyorsun, bu doğru değil. Bakın ben o öğretinin içinden gelen bir kimseyim. Bu doğru değil. İslam bu ırkçılığa dayalı bir milliyeti kabul etmez. Ama bir kimsenin kendi kavmini sevmesi fıtridir. Kendi ülkesini, kendi toprağını sevmesi fıtridir. Kendi ailesini, kendi sülalesini sevmesi, diğerlerinden fazla sevmesi fıtridir. Yolda bulunan para ne yapılmamıdır? Vallahi bıraksan kimin alacağı belli. Alsan o parayı 6 ay orada tutacaksın. Buluntu malın hükmü var. Yiyecek içecek değil çünkü para. Yiyecek içecek olsa buluntu mesela 3 saat 5 saat bekledi.
yok mu kimse? Onu yiyebilirsin. İsraf olmasın çünkü. İşte iki tane domates düşmüş. Nereden düştü belli değil. O domates israf edilmez dine. Bunda bir sıkıntı yoktur. Hanefilerde. Ama para bunun dolunca ha ne yaparsın? Belki de işte götürür bir ne bileyim hayır kurumuna, bir Kur'an kursuna veya da ne bileyim bir fukaraya verebilirsiniz. Osmanlı'da kardeş katli fetvası neye dayandırılarak verilmiştir? Dayandırıldığı hadis veya ayet var mıdır? Açıklar mısınız? Bu biraz zorlama. Bu. Ya bunu şimdi savunma noktasında değilim. Ama bir de gerçek var. Türkler hani biraz az önce bir muhabbet oldu ya burada biraz biz fazla hani isyankarızdır, vururuz, kırarız böyle bir düzene katmak bizi zordur gibisinden bir şey söyledim ya evet. Orta Asya'dan itibaren Türkler devleti kurarlar, büyütürler, çoğaltırlar. Geniş topraklara sahip olurlar. Devlet başkanı ölür. Öldükten sonra kaç oğlan bıraktı? 3 oğlan. Devlet 3'e bölünür. Ardından 3'e bölündükten sonra onlar genelde birbirleriyle bir daha savaşırlar. Ayakta bir tanesi kalır, bir iki tanesi kaçar. Kimisi Çin'e kaçmış, kimisi bu tarafa doğru Bizanslara kaçmış. Bir tanesi kalmış. O kalan devlete hakim olmuş. Bu böyle devam etmiş hep. Her 40-50 yılda bir biz bir devleti büyütmüş, yüceltmişiz. Ardından tekrar çökertmişiz biz bunu. Böyle geçmiş ömrümüz bize. Ta Orta Asya'dan itibaren. Bu devam etmiş. Selçuklularda da devam etmiş. Selçuklulardan sonra Osmanlı kurulmuş. Osmanlı kurulduktan sonra yani böyle Osmanlı devlilik olma sağlayarak da kurulmamış. Bir sürü boy ve beylik var. Bir sürü boy ve beyliğin içerisinde yine bileği en güçlü olan içinden sivriliyor bakın. Ya beyler bir araya gelip de ya böyle konsansüs oluşturalım. Ondan sonra gelin hep beraber bu topraklarda beraber. Böyle bir şey yok bizde. Yok bu bizim içimizde yok. Ya bir tek sufilerde var orası bile kaynar. Durmaz. Yok durmaz. Rahat durmayız biz. Bu ama bundan ben şikayetçi değilim ha. Ben de sevmiyorum öyle böyle kenara çekil böyle köhnemiş bir şekilde. Aa yok benim işim değil. Ben yürümeliyim, koşmalıyım, coşmalıyım. Ben yırtılacaksa yırtmalıyım, yıkılacaksa yıkmalıyım. Yok benim de alim tavrım değil o. Kimse kanmasın öyle ben de kimseyi kandırmayayım. Öyle yumuşak, sakin, vay kenarda otur. Yok öyle bir şey bende. Yok benim atalarım da öyleymiş. Durmamışlar durdukları yerde. Anne tarafında, baba tarafında. Göçemeyiz biz. Bir yeri yurt edinememişiz biz. Hiç. Ailem de edinememiş. Yani Denizli'den anne tarafım göçmüş bayındır. Orada bir vukuat işlemişler. Ne vukuat işledilerse dayım diyordu. Yani babasının yani dayımın dedesi yani dayımın dedesi annemin dedesi Denizli'de bir vukuat işlemiş. Denizli'den Bayındır'a gelmişler. Babamı zaten şeyden onlar da Konya Karaman'dan kalkmışlar. Gitmişler Dede Ağaç'a. Dede Ağaç da Osmanlı'ya hizmet etmiş. Dedem ne yaptıysa işte. MİT'te mi çalıştı? MİT'te mi çalıştı artık? O da orada rahat durmamış. Orada o Yunan cezaevlerinde bayağı işkence görmüş. Bir gelmiş, tekrar bunu devlet göndermiş geldiği yere. Sen orada lazımsın diye. İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar geliyor dedem kaçak olarak. Normal bizimkiler de dur. Hazreti Mevlana diyor ya, her gün bir yere konmak ne güzel. Her gün o konduğun yerden göçmek ne güzel. Ben de o tecelli etmiş bizde. Ben de bir gün bir yerde durmuyorum ben. O yani ikinci günde orada duruyorsam içim daralıyor zaten. Bende de var hastalık. Bunun gibi bizim atalarımız da aynı. Yani öyle Osmanlı'da Osmanlı'nın etrafında toplanalım ya böyle bir devlet böyle bir şey yok. Hatta Osmanlı hadi cenk etmiş buradaki Hristiyanlarla ama arada tabii
arkadan bir beylik ona bir şey yaptıysa onu da alıvermiş. Elense çekmiş onu da almış altına. Onu yapmış ama zaman içerisinde bir devlet büyüyor bakıyor ki Fatih'e kadar gelinceye kadar devlet bir iki zafiyet geçiriyor. Artık eskisi gibi değil. Ortam Orta Asya değil. Orta Asya'da savaşacakları bir Çinliler var. Orta Asya'da savaşıyorlar Çinlilerle, bir giriyorlar içeri ki Çinlilerin güzel kızlarını alıp dönüyorlar geriye. Mal mülk varsa da alıp dönüyorlar geriye. Türklerde güzel kadın hastalığı var. Para Çinse. Ne yapsın Çinliler? Para gidiyor, hatunlar gidiyor. Haydi kocaman bir set şey yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani kime karşı? Türklere karşı. Çin Seddi olduğuna dua etsinler ondan. Biz de dua ediyoruz, yoksa Anadolu'ya doğru gelmezdik biz. Orada set olunca Anadolu'ya doğru yürüyüş başlıyor bu sefer. Orada set var artık. Bir de herhalde Çinli hatunlar çok hoşlarına gitmemeye başladı. Fazla çekik gözüm geldi artık. Ne oldu? Bir de şey de var ya, set var sonuçta. Bizimkiler normalde Orta Asya'da para lazım. Çinliler orada çalışıyorlar ya kalabalıklar. Bizimkiler gidiyor alıp geliyor. Hatun lazım. Gidip alıp geliyorlar. Hayatları böyle devam ediyor. Parasız kalan çekiyor kılıcı gidiyor oraya. Ondan sonra setle bu tarafa doğru gelmeye başlıyorlar. Bu tarafa doğru gelmeye başlıyorlar ama burada iş değişmeye başlıyor. Orası gibi değil. Bu sefer Fatih Sultan Mehmet devleti koruma muhafaza etme açısından kardeş katili getiriyor. Burası tabii çok tartışmalı ama Hanefi fıkhında şöyle bir ibare var. Bir kimse devlete baş kaldırırsa bayidir, isyancı konumundadır. Bu da fıkıh tamamdır. E tabii sonradan bu hani düşünün şimdi padişahlık var. Yani baba öldü, baba ölünce 3 tane oğlan var. Aslında saray şöyle bir şey yapıyor Osmanlı'da. Devletin başına geçecek olan şehzade en yakın ilde görevlendiriliyor. Devlete en yakın sancak beyliğinin başındaki şehzade geleceğin devlet başkanı. Bunu herkes biliyor. Çünkü atlar dıgıdık 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 gidecekler ölüm haberi gelince gider, ordusuyla beraber gidiyor çünkü. Bütün şehzadelerin de ordusu var, aktıkları. Bütün sancak beylerinin orduları var. Sancak beyleri, yani küçük bir devletçik gibiler. İç işlerinde gürler, dış işlerinde padişaha bağlılar. Eyalet sistemi gibi. İç işlerinde hürler onlar. Vergi topluyorlar. Topladıkları vergiden bir kısmını merkeze gönderiyorlar. Asker topluyorlar. Savaşa gidileceği zaman asker de gönderiyorlar. Belli bir asker bakıyorlar. Hepsi de kendi bulundukları sancaklarda, kendi bulundukları bölgede işte yol yapıyorlar, köprü yapıyorlar, cami yapıyorlar, hamam yapıyorlar. Orayı zevk ve idare ediyorlar. Osmanlı'nın uzun süre devletler ringinde ayakta durmasının sebebi başa geçen padişahların ta temelden devleti yönetme noktasında eğitimli olmaları. Sonradan ihtilallerle eğitimsiz padişahlar gelince ihtilallerle kardeş katli de kaldırılınca çubanlar başlıyor. Şimdi meseleye devlet açısından bakınca kardeş katli elzem. Çünkü devlet önemli. Devlet olmazsa millet de olmaz çünkü. Devlet olmazsa topluluk olmaz. Olmaz mümkün değil. Yani böyle çok affedersiniz böyle Çinli böyle yeşiller solcular var ya böyle yeşil solcular böyle hani solcular mı yeşiller grubu var ya. Hani işte devlet olmayacak, işte hukuk olmayacak. Öyle bir şey yok. Dünya üzerinde yok. Siz düşünebiliyor musunuz? İngiltere kraliçesi hala daha duruyor.
İngiltere'yi devletsiz düşünebiliyor musunuz? Almanya'yı, Fransa'yı devletsiz düşünebiliyor musunuz? Amerika'yı devletsiz düşünebiliyor musunuz? Dünya üzerinde devletsizliği düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Bu zaten salakça bir şey. Gerizekalıca bir şey. Bu mümkün değil. Ve Osmanlı da o gün için kendine böyle bir yol bulmuş. Allah bizi affetsin. Seyyid olan kişiler sigara içer mi, bu şekilde kötü alışkanlıkları var mı? Bu ne seyyid demeseydik ya. Evet, neyse, ben seyyid olanlar böyle sigara içtiklerine dair rivayetler var. Bir tanesine ben de denk geldim. Tabii normalde sigaraya şimdi eski fıkıhçılar illeti belli olmadığından dolayı sigaraya mekruh demişler. İlleti belli değil ama. Yani bir şeyin neye zarar verdiği, neye yol açtığı bilinmiyor. Bilinmediğinden dolayı işte israf noktasında demişler ki şey, mekruh, israf noktasında. Ama şimdi illeti belli. Şu ana kadar sigaranın faydalı olduğuna dair bir tek nokta yok. Özür dilerim, var. Bir tek nokta var. Faydalı olan yani. Önceden tuvaletler bahçede dışarıdaydı. Orada foseptik çukurları olmazdan önce de böyle tarlada takkada iki tane tahta koyarlar. Altına bir çukur açarlar. Herkes tuvaletini oraya yapardı. Onu köyde kentte olanlar bilirler. Oraya gidince hani akmıyor ya o, böyle bir yere de toplanmıyor. Berbat kokardı yazları. Zaten Osmanlı'ya sigaranın giriş noktası da bu. Tuvaletin kokusunu bastırsın diye. Herkes tuvalete girerken bir tütün yakaraktan girermiş. Tütünün kokusundan börtü, böcek, sinek, sivrisinek de uzaklaşıyor. Çünkü orada sivrisinek var, sinek var şeyin içerisinde, o foseptiğin üzerinde. Sen onu cigaranın tütsüsünle onları gönderiyorsun. Buydu. Ve sonradan iş büyüdü tabii. İnsanlar bunu alışkanlık haline getirdiler. Normalde bizim yolumuzda haram. Biz bunu direkt haram diyebiliriz. Ve haram kabul ederiz. Bununla alakalı ayet hadis istiyorlar. Çok basit ayet hadis. Bunun zararlı mı? Allah size zarar veren her şeyi haram kılıyor. Hiç kimse de diyemez faydası var. E şimdi seyitler içiyor. Ya ne diyeyim şimdi? Laf söyleyemiyorum. Allah bizi affetsin. Kur'an ayetlerine göre müminler de cehennemde yandıktan sonra çıkıp cennetle girecekmiş. Girecek mi, yoksa müminler cehennem yok mu? Arkası varmış. Dahası cehennemden çıkış var mı? Cehennem ebedi mi? Ebedi midir? Müminler sınıf sınıf. İçlerinde bütün herkes cehennemi görecek mahşer. Bu bir gerçek. Peygamberler dahil buna. Cehennemi görmeyen, yani şehadet etmeyen hiç kimse kalmayacak. Sebep? Cenab-ı Hak cehennem var dedi bize. Bizi cehennemle korkuttu. Ve biz işte Allah'ın cehennemi burası. Göreceğiz biz onu. Şehadet edeceğiz. Müminlerin bir kısmı hiç cehenneme girmeden cennete gidecekler. Ama cehennemi görecekler. Rivayette Sırat'ın altında cehennem. Sırat köprüsünün altında. Müminlerin bir kısmı, günahkar olanları, cehennemde günahları karşılığı ceza görüp tekrar cennetin kapısının önünde bir rahmet deryası var. Oraya dalıp oradan yıkanacaklar, temizlenecekler, cehennemin kokusu cennete girmesin diye. Temizlenecekler, cennete öyle girecekler. Ebedi cehennemli olanlar var, onlar da ebediyen cehennemde kalacaklar. Cehennem de, cehennemlikler de ebedi. Ama
Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Bir hadis-i şerif var. Bir sahabeden yine bir hadis-i şerif daha var. İmam-ı Hanbel de nakletmiş bunu değişik. İmamlar da hadis alimleri de nakletmişler. Bir rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir avuç toprağı alıyor. Savutturuyor yukarıdan aşağı. Diyor ki cehennem bir gün böyle olur. Hazreti Ömer Efendimiz'in naklinde de işte biraz böyle çamurumsu bir toprak yapıyor. Elinde bir hurma çubuğuyla orayı karıştırıyor. Diyor ki cehennem bir gün böyle olur. Yani cehennem ebedi ama cehennemdeki azap ebedi değil. Cehennem ebedi. Cehennemlikler de ebedi. Bizim inanışımız bu. İllallah ne demek? İlla Allah demek. Yani illa ki Allah demek. İlla. Beni zikretmek için dost doğru namaz kıttı. Ha 14. Evet. Namaz müminin direğidir. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Namaz dinde yıkılan son kaledir. Bir kimsenin namazı yıkılırsa o kimsenin dini de yıkılır. O yüzden bir kimse Allah'ı andığına, Allah'a iman ettiğinin göstergesidir namaz. Namazsız bir mümin düşünülemez. Müslüman olur, mümin düşünülemez. Ve Cenab-ı Hak namazı bu noktada çok ehemmiyet göstermiş. Herkes namazı kılacak. Namaz farz. Bu noktada gevşeklik yok. Kılmama noktasında gevşeklik yok. Namazı ben bazen derim ya, ister cem ederekten, ya kılamıyor işte, vakti yok, zamanı yok, yok işte nöbetçiydi, amirdi, memurdu, devlet başkanıydı, şuydu, buydu, şuraya gidiyordu, buraya da gidiyordu. Kardeş, neyin varsa var. Namazı kılacaksın. Namazsız bir günü geçmeyecek. Allah bizi onlardan bilir. Allah-u Teala bir kuluna hayır murad ederse o kuluna kalbinden bir vaiz kılar. Evet, bu vaiz kılması, Cenab-ı Hakk'ın ona hayır murad etmesi, o kulun haramlardan uzak durmaya gayret etmesi, dinini yaşamaya gayret etmesine bağlıdır. Siz dininizi yaşamaya gayret edersiniz, siz haramlardan uzak durmaya gayret edersiniz, Cenab-ı Hak size lütfi ikram olarak, ihsan olarak kalbinize bir melek indirir. O melek size doğruyu gösterir. Şüphelilerden kaçmanızı, şüpheli şeyler yapmamanızı sağlar. Bu vicdanınıza sizin seslenir o melek. Bu çokça zikirle, bu çokça ibadet etmekle, çokça Allah'ı sevmekle, haramlardan uzak durmakla mümkündür. Haramlardan uzak durun, farzları yerine getirin, Allah'a yaklaşmaya çalışın. Ve Cenab-ı Hakk'ın sizin kalbinize bir melek indirdiğini göreceksiniz. Her şeyinizle ilgilenen bir melek göreceksiniz. Kalbinizde o sesi tanımlayacaksınız. Yapma, yeme, bakma, gitme, oturma. Sizi sevk ve idare edecek. Şüpheye daldığınızda bir şüphe var. Kesin bir ilimle o meseleyi bilmiyorsunuz. Hemen o kalbinizde harekete geçecek. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı. Bu Allah'ın ihsanıdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın nimetidir. Katından nimetidir. Bu uluhiyetinden bir nimettir. Uluhiyetinden nimettir. Bu öylesine bir şeydir ki kulu çepeçevre sarar ve sarmalar. Zikrullah yoksa şeytan sarar insanın kalbini ve içini ve dışını. Zikrullah eden bir kimseye de Cenab-ı Hak böyle bir melek görevlendirir. O sarar sarmalar. Haram bir şey yedirmez, harama baktırmaz, harama yaklaştırmaz seni. Haramdan uzak tutar, kalbini tırmalar seni, içini tırmalar, yapma da. Sen o sese kulak verdiğin müddetçe hayır görürsün hep. Hayır görürsün. Ne zaman o sese sırtını döndün,
Bil ki Allah'a sırtını döndü. Bil ki Allah'a sırtını döndü. Kim Allah'a sırtını dönerse Allah da ona sırtını döner. Kim Allah'a yüzünü döndürürse Allah da ona yüzünü döndürür. Kim Allah'a yaklaşmak isterse Allah da ona yaklaşmak ister. Sen bir adım yaklaşırsan o 10 adım yaklaşır sana. Kim Allah'tan uzaklaşırsa Allah da ondan uzaklaşır. Bu kulun kendi cüz-i iradesine bağlıdır. Rüyada ayet-i kerime okumak rahmete, berekete, hidayete işarettir. Allah küçük çocuklara nasıl anlıyorsanız öyle anlatın Allah'ı. Küçük çocuklara Allah'ı anlatırken yok babaydı, yok gökte yaşardı, yok işte yan yatardı, çamura batardı gibisinden kendinizce böyle bir çocuk aklı deyip de geçiştirmeyin. Allah neyse nasıl tanımlıyorsanız öyle çocuğa Allah'ı anlatın. İşte bu kahveyi gönderen Allah. İşte rızkı veren Allah. Baba Allah nerede? Allah görünmez olur. Sıfatlarıyla her yerde vardır. Sen şimdi bu şekerin tadını biliyor musun? Evet. Peki şekerin tadını bana gösterebilir misin? Hayır. İşte Allah da böyle bir şeydir. Anlatacaksınız. O size soracak. Siz de Allah'ın sıfatlarıyla anlatacaksınız. O size soracak. Siz tarif edeceksiniz sıfatlarını. Bazen sohbetlerde diyorum ya, yani evlenmeyle alakalı imtihan edilse ne kadınlar ne erkekler evlenmeye muktedir olmadıklarından dolayı evlenmeleri caiz görülmez diyorum. Çünkü evlilikteki muktedirlik bir de çocuk yetiştirmek var. Kimse bu meseleye bakmıyor. Evlenecek olanlar bakıyor. Oy güzelliği iyi mi? Yakışıklılığı yerinde mi? İşi gücü zenginliği yerinde mi? Harika. Örtüyü şöyle kadın bir güzel savutturuyor mu arkaya? Adamın kılık kıyafeti düzgün mü? Altında arabası var mı? Çocuk çocuğun eğitimi ne olacak? Sıkıntılı. Yaşadığımız olaylardan hangileri kesin olduğunu, hangilerinin yaptıklarımızdan dolayı nasıl görebiliriz? Onların kaynağı Allah mıdır, biz ya insanlar mıdır? Başınıza gelen her şey sizin yaptıklarınızdan dolayı tecelli etmiştir. Başınıza ne geliyorsa. Evet. Sizin önünüzde, sizin elinizde yaptıklarınız vardır. Ayet-i kerimesi bu. O yüzden bize gelen her şey bizim elimizin ürünüdür. Hiç fazla kafanızı yormayın. İyi davranmaya, iyi olmaya, güzel ahlaklı olmaya gayret edin. Kötülük düşünmeyin. İyilik yapmayı hedefleyin. Her gün kendinize bir iyilik koyun. En yakınınızdan başlayın. Bizim en büyük handikaplarımızdan birisi bu. Biz yakınlarımıza karşı iyi değiliz. Uzaktaki insanlara iyiyiz. En büyük handikapımız bu bizim. Sokaktaki herkese böyle gülücük dağıtıyoruz. Sevgi pıtırcıyız biz. Eve gelince vahşiyiz. Evde eşlerimize vahşi, dışarıdaki insanlara sevgi pıtırcı. Kendi arkadaşlarına, etrafına böyle sevgi pıtırcı. Eve gidince, o adam o adam değil. O kadın o kadın değil. Herkes affediyor. Vay böyle filan böyle yanıyor. Flaş. Ne kadar affedici. Annesini babasını affetmiyor.
Eşini affetmiyor, çocuklarını affetmiyor, akrabalarını affetmiyor. Herkes affediyor. Derviş kardeşlerden de var. Herkes yediriyor, içiriyor. Harika davranıyor. En yakınına illallah çektiriyor bu. Zikrine sebep oluyor. Allah muhafaza eylesin. Berzah alemini anlatır mısınız? Evet, alemi ervah, alemi berzah. Bunlar çok hoş. Şimdi berzah alemi dediğiniz şey akılla anlatılabilecek bir şey değil. Şimdi bir kimse rüyayı görüyor, görmüş olduğu rüya akla tecelli ediyor. Cisimler, şekiller, renkler. Rüya şekle bürünüyor. Rüya bir görüntüye, bir varlığa bürünüyor. Ve siz o rüyayı anlatıyorsunuz. Çok güzel. Hepimiz anlatıyoruz. Harika. Berzah alemi dediğimizde ruhların dolaştığı yer var. Ne anlatabilirsiniz? Anlattığınız şey de sizin gördüğünüz kadardır. Alem-i misalin içerisinde bir bölüm, oda. Ama sizin gördüğünüz kadardır. Var mı? Her cevap var. Her cevap var. Ama nasıl tarif edelim şimdi? Akla geldiği gibi tarif edeceğiz. Öyle değil mi? Ne gördün onu tarif edeceksin. Bu sefer herkesin algısı ona bağlanacak. Ona bağlanınca saplantı haline gelecek o onda. O diyecek ki işte üstadı, şeyhi, abisi, babası, amcası ne diyorsa böyle anlatmıştır. Kendi tecelliyat kapısını kapatacak. Anladınız mı? Algı oluşacak. Algı oluşunca öyle bir şey kabul edecek. Öyle bir şey kabul etmezse alemi berzahı görse de reddedecek. Bunu okumayacaktım ama okuyayım. Karşınızda durmaya, yüzünüze bakmaya utanıyorum. Yaptığım hatalar yüzünden size layık derviş olamam. Kim şimdi? Suizan edecek. Sen misin? Evet dedim. Bak dervişlik demiş. Allah razı olsun. Estağfurullah. Allah cümlemizi affetsin. Tövbeden hiç günah işlememiş gibiler. Hepimizin hatası, kusuru, eksikliği, yanlışlığı olur. Önemli olan ondan geri dönmek. Biz böyle geri dönenlerden olduk. Enteresan soru yine. Rüyasında halinde Uhud Savaşı'nda savaşan bir kimse için o savaş sırasında ruhu misal halinden inip orada savaştı diyebilir miyiz? Bu savaşın katılanları onları bellidir. Bugünden geçmişe gidip savaşamayacağına göre ruhlar alemindeki gölgesinin savaştığını ve sonradan rüyada gördüğünü söyleyebilir miyiz? Her şeyi söyleyebiliriz. Her şey. Kişi sema kıyafeti diktirecek, rüyasında gördüğü sema kıyafetinin rengine mi diktirmek zorunda yoksa istediği rengi tenöre diktirebilir mi? İstediği rengi diktirebilir. Ama olan kişiler nasıl rüya görür ve hal yaşar? Onlar da rüya görüp hal yaşıyorlar ve gerçekten de anlattıkları şeyler normal görenlerden daha fazla. Faizli oranda ne kadar insana kalmış bir şey, ne kadar Allah'tan kesindir. Anlayamadım bunu ya. Faiz haram. Yani
Yakın çevremizde ne dersek diyelim bir türlü laf anlatamadığımız karakterde insanlar varsa bu tip insanlarla iletişimimizi ne düzeyde tutabilirsiniz? İletişimi kesmeyin kimseyle ama illaki çok yüksek düzeyde tutulacak diye bir kaide yok. Kalbe gelen melekten kasıt mürşidi kamil olabilir mi ya da derviş kardeşi olabilir mi? Ses olarak gelir o yoksa Cenab-ı Hak oraya bir melek oturtur. El-Fatiha nasıl? Amin. Evet.